karısı Ivanovna'nın yeğeni. Hani şu geçen yıl yeni lastik ayakkabılarını çaldıran Piotr Petrovich Strijin gecenin tam ikisinde vaftiz çöleninden döndü. Evde kimseyi uyandırmamak için holde üstünü çıkardı, soluk almaktan bile çekinerek ayak uçlarına basa basa yatak odasına geçti, yatmaya hazırlandı. Strijin düzenli bir yaşam süren, dinsel ahlaksal kitaplar dışında bir şey okumayan, yüzünden huzur akan, ağzına içki koymaz bir adamdı. Gittiği evin hanımı Lyubov Spiridonovna sağ salim bir çocuk dünyaya getirdiği için bunun onuruna o gece 3 kadeh vodka ile 1 kadeh şarap içmeyi kabul etmişti. Ama içtiği şarabın sirke ile Hint yağı arasında bir tadı vardı. İçkiler genelde şöhrete ve deniz suyuna benzer. Tadıldıkça, içildikçe susatır insanı. İşte bu yüzden soyunup yatmaya hazırlanan kahramanımız karşı konulmaz bir susuzluk duymaya başladı. Mutfak dolabının sağ köşesinde Daşenka'nın şarabı olacaktı. Bir kadeh içersem farkına bile varmaz diye düşündü. Strijin kısa bir duraksamadan sonra korkusunu yenerek mutfağa yöneldi. Dolabın kapağını özenle açtı, eliyle yokluya yokluya sağ köşede vodka şişesiyle boş bir kadeh buldu. Kadehi doldurduktan sonra şişeyi yerine koydu, istavroz çıkarıp vodkayı tepesine dikti. Aynı anda da mucize benzeri bir şey oldu. Bomba gücünde korkunç bir savurma onu dolabın yanından alıp sandığın üstüne fırlattı. Gözlerinde kıvılcımlar çaktı, soluğu tutuldu, sülük dolu bir bataklığa düşmüş gibi bütün bedenini kıpırdanmalar sardı. Yuttuğu dinamit parçasıydı sanki. Gövdesiyle birlikte bütün ev, bütün sokak havaya uçmuştu. Başının, kollarının, bacaklarının her birinin bir yana uçup boşluğa saçıldığını hissetti. Sandığın üstünde kımıldamadan, soluk bile almadan 3 dakika kadar yattı, sonra toparlanarak şu soruyu sordu. Neredeyim ben? Kendine gelince hissettiği ilk şey keskin bir gaz yağı kokusuydu. Aman tanrım, vodka yerine gaz yağı mı içtim? Azizler, siz beni koruyun. Zehirlendiği düşüncesiyle sırtına bir ürperti yayıldı, içine büyük bir korku düştü. Zehir yuttuğunun kanıtı yalnız odadaki gaz kokusu değildi. Ağzının içi kavruluyor, gözlerinde kıvılcımlar çakıyor, kafasında kampanalar çalıyor, midesi delinecek gibi sancıyordu. Ölümün yaklaştığını anlayıp, yaşama umuduyla daha fazla kendini avutmaya kalkmadan, yakınlarıyla vedalaşmak için Daşenka'nın odasına yollandı. Karısından boşandığı için evini yaşlıca bir kız olan baldızı Daşenka çekip çeviriyordu. Yatak odasına girerek ağlamaklı bir sesle dedi ki, ''Daşenka, sevgili Daşenka.'' Karanlık odada bir kıpırdanma oldu, derin bir iç çekmesi işitildi. Strijin, ''Daşenka.'' diye seslendi bir daha. ''Ne, ne var? Siz misiniz Piotr Petrovic? Döndünüz demek. Neler oldu bakalım? Kızın adını ne koydular? Vaftiz annesi kim oldu?'' Vaftiz annesi Natalia Andreevna Velikosveskaya. Vaftiz babasıysa Pavel Ivanich Besonisson. Ben, Daşenka, ölüyorum galiba. Bebeğin adını da Olimpiyada koydular. Bir yakınlarının adıymış. Ben gaz yağı içtim. Bakın şuna, gaz yağı mı verdiler size şölende? Nasıl söylesem bilmem ki. Eve dönünce size haber vermeden vodka içmek istedim. Cezamı da buldum. Karanlıkta bilmeden gaz yağı içmişim. Şimdi ne yapacağım? İzni alınmadan dolabın açıldığını işiten Daşenka birden canlandı. Çabucak mumu yaktı, yataktan aşağı atladı. Üstüne gömleğini bile almaksızın kemikli sırtı, çilli derisi, başında bigudilerle çıplak ayak mutfağa koştu. Dolabın içini gözden geçirdikten sonra ''Size kim izin verdi? Vodkayı ben sizin için mi koydum?'' diye çıkıştı eniştesine. Strijin soğuk terler döküyordu. ''Ben vodkanızı içmedim. İçtiğim gaz yağıydı.'' ''Ne diye dokundunuz gaz yağına? Ne karışıyorsunuz?
Sizin için mi koyduk oraya? Yoksa gazı para vermeden mi alıyoruz? Bir litre gaz kaç ruble biliyor musunuz? Strijin inledi. Sevgili Daşenka, şimdi ölümüm söz konusu, para değil. Daşenka dolabın kapağını hızla çarptı. İçmişsiniz, içmişsiniz, bir de burnunuzu dolaba sokuyorsunuz. Canavarlar, gaddarlar. Ah, ben ne bahtsızmışım. Bunların yüzünden neler çekiyorum. Ne gündüzüm rahat ne gecem. Kahrolasılar, şeytan alasılar. Dilerim öbür dünyada siz de çekersiniz. Yarından tezi yok, gideceğim buradan. Bir kızın karşısında iç çamaşırınızla nasıl durursunuz? Çıplam, bana bakmaktan utanmıyor musunuz? Konuşuyordu, durmadan konuşuyordu. Baldızını ne yeminle, ne yalvarmayla, ne de top atsa durduramayacağını bilen Strijin, boş verircesine elini salladı, giyinip doktor aramaya gitti. Ancak doktor arandığı zaman hiç bulunmaz. 3 sokak koşturup 5 kez doktor Çeparyans'ın, 7 kez de doktor Bultia'nın kapısını çalan Strijin eli boş çıkarak kendini bir eczaneye attı. Belki eczacı yardım ederdi. Uzun bir bekleyişten sonra kara kuru, kıvırcık saçlı, ufak tefek biri çıktı karşısına. Adamın uykulu ciddi yüzünü, zeki bakışlarını görünce Strijin'i bir korku aldı. Yalnız Yahudi soyundan gelen çok akıllı, ağırbaşlı eczacılara özgü bir tavırla "Ne istiyorsunuz?" diye sordu Beriki. Strijin soluk soluğaydı. "Tanrı aşkına, çok rica ediyorum. Bana bir şeyler verin. Farkına varmadan gaz yağı içmişim. Ölüyorum." Hiç heyecanlanmadan size soracağım sorulara yanıt verin lütfen. Heyecanlanmanızın derdinizi anlamamı engelleyeceğini bilmelisiniz. Gaz içtim dediniz, öyle mi? Evet, gaz içtim. Kurtarın beni, ne olur. Eczacı soğukkanlılığını yitirmeden tüm ciddiyetiyle tezgaha yaklaştı. Oradaki kitabı açarak okumaya koyuldu. 2 sayfa kadar okuduktan sonra önce bir omzunu, sonra öbürünü silkti. Yüzünü kuşkuyla buruşturdu, biraz düşündükten sonra yan odaya geçti. Tam o sırada saat 4'ü vurdu. Yelkovan 10 geçeyi gösterdiğinde eczacı odadan çıktı, yeniden okumaya gömüldü. Durumu anlamadığını gösterircesine, ''Kendinizi iyi hissetmediğinize göre buraya gelmeden önce bir doktora gitmeliydiniz.'' Birçok kez kapılarını çaldım ama hiçbirini uyandıramadım. Ya, biz eczacıları insan yerine koymadığınız belli. Kediler, köpekler bile uyurken saatin 4'ünde gelip rahatsız ediyorsunuz. Ama siz ne anlarsınız bunlardan? Size göre biz insan değiliz. Sinirlerimiz urgandan yapılmış. Strijin eczacının söylediklerini sonuna dek dinledi, içini çekti, evinin yolunu tuttu. Demek ki yazgımızda böyle bir ölüm varmış diye geçirdi içinden. Yine ağzı gaz yağı kokuyor, cayır cayır yanıyor, midesi sancıyor, kulaklarında kampanalar çalıyordu. Sonunun geldiği inancındaydı. Her an yüreği durabilirdi. Evine varır varmaz bir kağıt bulup, ''Ölümümden dolayı kimseyi suçlamayınız.'' diye yazdı. Tanrı'ya yakardı, yattı, üstünü örttü. Sabaha dek böyle yatıp ölümü beklerken, gömütünün üzerinde taze otlar bittiğini, tepesinde küçük kuşlar ötüştüğünü düşünüyordu. Ama sabah olduğunda kar yulasına oturmuş, gülümseyerek Daşenka'ya şunları anlatmaktaydı. ''İşte sevgili baldızcığım, kim düzgün doğru bir yaşam sürerse ona zehir bile dokunmaz. Beni örnek alalım isterseniz. Neredeyse ölmeme ramak kalmıştı. Ecel terleri döküyordum. Şimdi ise hiçbir şeyciğim yok. Ağzım yanıyor, boğazım gıcıklanıyor. Ama çok şükür bedenim sağlık içinde. Peki neden? Çünkü düzgün bir yaşam sürmekteyim. Daşenka gözlerini aynı noktaya dikmiş, boşu boşuna yaptığı masrafları düşünüyordu.
Hayır, bu demektir ki gaz yağı iyi cins değilmiş. Litresi 3 kapik olandan vardı. Dükkandan bana o gaz yağını vermişler. Ben ne bahtıkara kızmışım. Sizin yüzünüzden çektiklerim yetmedi mi? Ah, ne gaddarmış insanlar. Boyu devrilesiler. Siz de öbür dünyada çekin benim çektiklerimi. Artık durmak bilmiyordum.